Kürt halkı ya da bölge halkı ya da Hakkariler diyelim, Diyarbakırlılar kendi iradesini sandığa yansıttı. Sen bütün propagandaların, devlet araçlarıyla kullandığın bütün tekniklerin, ona rağmen sana oy vermediler. Ya sen bir düşün, onu ona kayyum atama yerine siyasetini bir düşün. Ben nerede hata yaptım? Niye ben defalarca bunlara kayyum atıyorum, bunları zindana tıkıyorum ama buna rağmen tekrar ikinci sefer geliyor, yine aynı kişiyi seçiyorlar. Burada bir sorun yok mu? İnsan biraz vicdanlı olur, biraz merhametli olur. Şeyin dışında, siyasetin dışında bizim günlük olarak birbirimize merhamet duygusuyla yaklaşma gibi bir zorunluluğumuz var. Bu merhamet duygusunu yitirmiş bir iktidardan söz ediyorum. 48.92 oyla seçilmiş bir belediye başkanını sen daha önce işte kendi ağzınla söylüyorsun. Sizin fikir öncünüz, dünya ahiret rehberiniz, Fethullah Hoca dediğiniz, FETÖ'den savcı ve o hakim, ikisi de ihraç edilmiş, birisi ihraç edilmiş, birisi de şu anda firarda aranıyor. Bu adamın hakkında, yani Mehmet Sıdık Taş'ın hakkında fezleke hazırlayan savcı, hakim şu an firar. Şu an yani sizin deyiminizle FETÖ'den aranıyor. Peki burada insan bir düşünmez mi? Elini vicdanına koymaz mı? Bu fezleke bir 7-8 yıl, 10 yıl önce hazırlanan savcıların nasıl bir ruh hali, ülkeyi nasıl bir kaosa sürükledikleri siz benden daha iyi bilmiyor musunuz? Bir ikincisi, Hakkari halkına her seferinde Hakkari halkı sana nasıl saygı duyacak? Ya polise nasıl şefkatle bakacak? Askere nasıl şefkatle bakacak? Oraya giden memura nasıl saygı duyacak? Çünkü oraya giden sen kendi temsilcin olarak atıyorsun. Senin kanun çıkardığın uygulama kanunlarınla o uygulama o halkın iradesini gasp ediyor. Bunun sonucunda da kaos oluyor. Bunun sonucunda da kavga çıkıyor. Bunun sonucunda çatışma çıkıyor. Sokak gösterileri oluyor. Ve bunlar sana malzeme çıkarıyor. Bak Hakkari'de şöyle sokağa çıktı, şöyle. Ya sen Hakkari halkına nasıl bir saygı gösteriyorsun? Onun iradesine ne kadar saygı gösteriyorsun? Edirne'de ayrı bir kanun. Hakkari'de ayrı bir kanun. Çorum'da ayrı bir kanun. Hatay'da ayrı bir kanun olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir anayasa devletidir diyoruz. Bu devletin bu hukukun karşısında eşitlik ilkesi, yani seçme seçilme hakkı, en temel hak, vatandaşlık hakkını bile elden alıyorsun. Bu vatandaşlık nasıl bir duyguya sahip olacak yani? Kürtleri sen seçebilirsin de ama sen kullanamazsın. Burada seçme seçilme hakkı burada bir aldatmacaya doğru gidiyor. Tabii ki bu uygulama Batı'da da yapıldı. Birkaç tane belediyeye kayyum atandı. Kayyum atandı ne oldu? Onların yerine meclis oturdu. Meclis kendi arasında temsilcisini seçti. Peki sen Ankara'da meclise bu yetkiyi veriyorsun. Hakkari'de valiye veriyorsun. Sen Kütahya'da bu hakkı meclise veriyorsun. Diyarbakır'da valiye veriyorsun. Bütün Türkiye halkı bana göre bu kayyum zulmüne karşı sokağa çıkan DEM Parti ve Kürtler özelde elbette şiddet olayları çok fazla tasvip ettiğimiz şeyler değildir. Ama sivil itaatsizlik dediğimiz, yani haksızlığa karşı boyun eğmeme politikası, şiddete dökmeden her türlü eylemin hak olduğunu, ana sütü kadar hak olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bütün kesimlerin, demokratım kendine diyenlerin, sosyalim diyenlerin, hatta Türkiye sevdalısı milliyetçilerin bile bu eyleme destek vermeleri. Çünkü Türkiye toplumsal bir süreçte geçiyor. Bu toplumsal kutuplaşma artık öyle bir aşamaya getirmiş ki insanlar birbirlerini boğazlayacak duruma getirmiş. Biz diyoruz ki bu doğru bir şey değildir. Sizin Kürtlere verdiğiniz destek, verdiğiniz dayanışma aynı zamanda Türkiye halkına ve Türkiye demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkların birlikte yaşama kültürüne vereceğiniz destektir.